Merhaba. Son iki gündür kendime ait olan evim ve arazinin tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Biliyorum pek çoğunuz özellikle evim ve havuzun maliyetini, inşa sürecini, resmi işlemlerini bekliyorsunuz. Ben de hazırlamaya çalışıyorum. Birkaç gün içerisinde özellikle bu tarafla yerleşip ama ev yapacak olan, ama arazi alacak olan, ama havuz yapacak olan arkadaşların çok işine yarayacak detaylı bir video paylaşacağım. Çünkü ilk günden beri fotoğraflıyorum, videolarını çekiyorum. Böyle kalem kalem, santim santim, malzeme listesine kadar, ustanın böyle elle yazdığı malzeme listesine kadar paylaşacağım sizlerle. Bu arada kendisinden çok özür dileyerek iki videodur bahsetmeyi unutuyorum. Evimizin mutfak dolapları hariç, elektrik tesisatı hariç tamamını ama tamamını bahçesinden, ne diyeyim ben sizlere, havuzundan, çatısından, verandasından, arkadaki sebzeliğine kadar her şeyin tek busta yaptı. Eline koluna sağlık. Buradan kendisine selamlar, saygılar arkadaşlar. Kendisini önceden tanısaydım çok daha farklı bir ev yapardık. Her neyse, konumuz o değil. O videoyu detaylı bir şekilde birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağım. Bugün kiralık olarak bulunduğum arazideyim, evdeyim. Bugün burada yapılacak çok fazla iş var. Hazır buraya gelmişken, bence arazi seçiminden, maliyetinden, hepsinden çok daha önemli bir konu var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu taraflara yerleşecek arkadaşlar için kendi açımdan son derece önemli bir tavsiyedir bu. Detaylı bir şekilde bahsetmeye başlayacağım şimdi ama öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoların altına çok fazla yorum geliyor. Çok teşekkürler ilginizden dolayı. Gönül ister ki hepinizle ayrı ayrı sohbet edebilelim. Hepinizle ayrı ayrı konuşabilelim ama biliyorsunuz ki böyle bir imkanımız yok. Bütün yorumları görme, bütün yorumlara cevap verme şansım da yok. Bu yüzden benim zaten geçmişte kendi yaşadığım, birebir kendi gördüğüm, bütün yönetmelikleriyle, bütün kanunlarıyla, tamamen resmi çerçevede arazi alırken nelere dikkat edeceğiz? Tarlaya ev nasıl yapılır? İmarsız ev nasıl yapılır? Böyle yerlere elektrik, su nasıl çekilir? Bunlarla alakalı zaten bütün videoları ben çektim, paylaştım arkadaşlar. Geçmiş videolarda bunları görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlarla ilgili gelen soruların çoğunu göremiyorum. O yüzden kanala abone olursanız zaten bunlar siz video izledikçe karşınıza çıkacak. Benim yorumların altında açıklama şansım olmuyor ama sizler zaten paylaşmış olduğum bu videolarda görebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen yasal çerçevede anlattığım konularla alakalı bütün videoları abone olduğunuz takdirde zaten önerilenler kısmında teker teker göreceksiniz. Bunu hatırlatmak istedim çünkü çok fazla yorum geliyor. Pek çoğuna cevap veremiyorum. En azından işinize yarayacaktır. Çünkü ben burada çok fazla sıkıntı yaşadım bu konularla alakalı. Çok fazla bilgi kirliliği var. Anlattığım şeyler tamamen kendi yaşadığım kanun, nizam çerçevesinde, yasalar çerçevesindeki uygulamalardır. O yüzden dediğim gibi abone olup o videoları da önerilenlerde gördüğünüzde izlerseniz çok fazla işinize yarayacaktır. Özellikle arazi tercihleri ya da elektrik su konusuna mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi asıl konumuza geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle şunu açıkça belirtmem gerekiyor. İstisnaları saymamak kaydıyla genel itibariyle bu taraflarda toprağın hakkı verilmiyor. Genel itibariyle verimli olan bu topraklarda buğday ya da arpa dışında ekimi, toplanması, bakımı kolay olan, yani nispeten kolay olan ürünlerin dışında toprak değerlendirilmiyor. O yüzden çok isterim toprağa aç, doğaya aç insanların bu taraflara gelmesini. Buralar bir Bodrum değil, buralar bir Marmaris değil, buralar şehir merkezi değil. Buralar her ne kadar isimler artık büyük şehir de olsa bildiğiniz köyler. Dolayısıyla bu taraflara gelecek insanlar zaten zibidilik peşinde olmayacaklar. Bu taraflara gelecek insanlar zaten bar pavyon açmaya gelmiyorlar. Köy hayatı yaşamaya, birazdan göreceğiniz belki görüntüleri yaşamaya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla bu insanlar toprağa daha fazla aç, yeniliklere daha fazla açık, buradaki ağaçlara, topraklara daha fazla değer katabilecek insanlar. O yüzden ben çok isterim bu taraflara, sadece buralar değil tabii ki, bütün köylere insanlar biraz daha böyle yenilik katarak, biraz daha böyle güzellik, farklılık katarak yerleşsinler. Bu benim kendi görüşümdür. O yüzden elimden geldiğince zaten bu taraflara yerleşmek isteyen arkadaşlara doğru şekilde tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Çünkü ben emlakçı değilim, komisyoncu da değilim. Bu videoyu izleyen herkes gibi ben de zamanında videoları izlemeye çalıştım. Ciddi derecede yanıltıldım. Ciddi derecede hatalara düşmek üzereydim. O yüzden elimden geldiğince kendi yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Belki birilerine faydası olur diye. Ve belki de sürekli olarak kazık atmaya çalışan o kişilere bir zararım olur diye, insanların bilinçlenmesi sayesinde. Her neyse arkadaşlar, bu evi niye gösteriyorum? Bu evin neresi? İlk defa izleyen arkadaşlar için burası benim en başta kiralık olarak oturduğum ev. Zaten bahsettiğim önemli konu da bu. Bakın ben doğrudan doğruya bu taraflara gelip
Pataküte hiç tanımadığım bu bölgede yer almak yerine araştırdım, tekrar ve tekrar araştırdım. Belli kriterlerim vardı. Sağımda solumda insan olmasın. Biliyorsunuz işte bahsettim. Genel engelli olmak üzere köpeklerimiz var, kedilerimiz var. Dolayısıyla insanlar bunlardan rahatsız olmasın. Biz de insanları rahatsız etmeyelim diye. İnsanlardan biraz mesafeli, uzak olacak bir alan arıyordum. Tabii ki bununla birlikte böyle bir alanı bulsanız dahi böyle de bir mal sahibi bulmanız gerekiyordu. Buna müsaade edecek. Ciddi uğraşlar verdim arkadaşlar. O kadar farklı fiyatlar çıktı ki karşıma. Çok basit bir örnek vereceğim. Burayı kiralamadan 2 gün önce neredeyse 3750 liraya ben yer kiralayacaktım. Öyle bir yağlayıp anlatıyorlar ki ve vaktim de yok, acelem var. Neredeyse kiralayacaktım. Sonra burayı gördüm arkadaşlar. İyi ki de görmüşüm. Bakın buranın kirası 1000 liraydı. 1100 lira oldu. Yaklaşık 5 ay önce bir yıl doldurduk. Kira kontrat süremiz doldu. 1100 lira yaptık kirayı. Şimdi bugüne kadar en az 50 tane emlakçıyla muhatap oldum. Hiçbirine kötü demem. Ama hiçbirine iyi de demem. Burayı kiralayan emlakçı abimiz hariç. Bir insan düşünün ki emlakçılık yapıyor ama emlak komisyonunun yarısını almadı. Niye almadı biliyor musunuz? Biraz sohbet ettik tabii ki. Uğraşlarımızdan bahsettim. Sokak hayvanlarına olan yardımlarımızdan bahsettim. Onlar için uğraşımızdan bahsettim. O zaman dedi ben emlak komisyonunun yarısını sokak hayvanlarına mama olarak göndermek istiyorum ve almadı. Öyle bir mal sahibimiz var ki benim için dedi hiç önemli değil. Köpekleri de severim, kedileri de severim. Koştursunlar, oynasınlar. Benim için de mutluluk olur. Ve o gün bugündür sağ olsunlar bize her konuda destek oldular. Bunu anlattığım zaman 7 dönüm arazi, içinde 0 ev, arkada sulama sistemi, meyve ağaçları, yarım saatte bir buradan geçen, şehir merkezine geçen, yatağının merkezine giden minibüsler. İnsanlar bunlara inanmıyor. Çünkü bir grup var. Olamazsıncılar, yapamazsıncılar, mümkün değilciler. Adama diyorum ki ben havuzun bütün diyorum malzemelerini işte 25 bin liraya mal ediyorum. İşçiliğiyle beraber 40 bin lira tutmayacaktır. Sen o fiyata diyor küvet yapamazsın şeye, havuza, şey bahçeye. Bu şekilde bu mantıktaki insanlar var. Bunlar karşınıza çok çıkacak. Her neyse önemli olan konuya döneceğim tekrar. Neden anlatıyorum bunu? Neden bu evi gösteriyorum? Sizlere tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle ev almaya karar vermeden, buralara yerleşmeye karar vermeden önce mutlaka ve mutlaka bırakın köyü falan. Bir ilçe belirleyin. Gidin orada kiralık ev arayın. Kesinlikle bilmediğiniz, yaşantısından bir haber olduğunuz, insanlarını tanımadığınız bir yere gidip ev almayın, arazi almayın. Ciddi derecede hata edersiniz. Ciddi derecede emek, para ve zaman kaybedersiniz. Bunu yapmayın. Bir anda böyle heves edip, aa burası çok ucuzmuş der gider alırsınız. Daha önce de bahsettim. Bir yağmur sonrası bir bakarsınız su tutan bir arazi bir metre dizinize kadar suyun altında kalırsınız. Bir kötü komşu vardır. Siz ne yaparsanız yapın kalkar pataküte sürekli olarak şikayet eder, tartışma çıkartır. Zindan olur. O birikiminiz gider, zamanınız gider, emeğiniz gider, hevesiniz gider. Dolayısıyla böyle şeylere mahal vermemek için almayın, kiralayın. Araştırma yapın, benim gibi yapın. Biraz da şans yanınızdaysa tercihlerinizi belirleyin, o yönde ilerleyin. Sadece emlak sitelerine, emlakçılara bakmayın. Yeri gelirse köy köy dolaşın. Birebir o bölgede ilanlarda olmayan pek çok yerler var, kiralık yerler var. Bunu köy bakanından da öğrenebilirsiniz, muhtardan da, kahveden de. Bu araştırmaları yapın. En az 3 aydır, 5 aydır kiralık olarak oturun. Bu süre zarfında çevreyi tanıyın, insanları tanıyın. Ekip biçmeyi tanıyın, doğayı, ağaçları tanıyın. Ben bütün stajımı burada yaptım çünkü. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar satın almaya karar verin. Yoksa ciddi derecede hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ben bu sayede gerçekten çok uygun bir şekilde araziyi aldım. Çok uygun bir şekilde evimizi yaptım. Umarım ki ilerleyen günlerde burayı bırakmayacağım tabii ki. Onu da hemen belirteyim. Yani burayı ben boşaltmayacağım. Kira son derece makul. Dolayısıyla yazdan yaza sadece ailem gelse bile sadece buraya ekip biçtiklerimle birlikte buranın maliyetini çıkarmış oluyorum. Süper de bir mal sahibimiz var. Dolayısıyla burayı bırakma gibi bir niyetim yok benim. Diğer tarafta kalacak ama genel itibariyle diğer tarafta olacağım. O yüzden arkadaşlar mutlaka dediğim gibi yer kiralamaya çalışın. Ben burada işte keçilerimizin yeri, ileride köpeklerimiz için büyük kulübe, aynı zamanda içerideki yaşam alanı, şimdi göreceksiniz tavuklarımız vesaire, hepsi için kendimce farklı farklı yerler hazırlamaya çalıştım. Dün arkadaşlarımız geldi, sağ olsunlar cevizlerin diplerini açmaya çalıştılar. Bu hafta içerisinde damla sulama sistemini çekeceğiz. Hemen şöyle kenarlarda hazırladığımız boruları görebilirsiniz. Şöyle evin de etrafını detaylıca derken şöyle özetle göstermeye çalışayım. Burada köpeklerimiz için şamandıralı suluklar var. Zaten kalmıyorlar yani sürekli olarak ağaçların gölgesindeler. Kalesi Asuman'la bir kıskançlığı var. Dolayısıyla yemeğin başında
Çok iyi anlaşıyorlar. Burada zaten toplamda şu an 3 tane köpeğimiz kaldı. Şöyle kapatayım. Asuman hayır. Hayır dedim. Korkuyor tavuklar senden. Hayır dedim kusum. Şu an Asuman evdeki en büyük köpeğimiz oldu. Korkuyorlar. Bu bölgeyi çitle çevirmemin sebebi tavuklarımız ve kedilerimiz. Eğer uyumuyorlarsa birazdan onları da göstereceğim. En azından burada köpeklerimizden daha rahat bir şekilde hayat sürebilsinler. Burayı yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi hazır çapa makinesi gelmişken çapalamaya başladım. Birazdan gübreleyeceğim. Gübreledikten sonra tekrar çapalayacağım. Ondan sonra umarım ki buraya sadece domates ve biber ekmek istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz yılki o görüntüleri hatırlarsınız. Burada da ikinci bahçemiz olacak. Mercimek ve civcivleri kocaman oldu. Bakar mısınız? Maşallah hepsine. Gördüğünüz gibi onların yeri ayrı. Çünkü civcivlere diğer tavuklarımız zarar vermesin diye, ki mercimek varken pek öyle bir şey mümkün değildi ama böyle ayırmıştık yerlerini. Şöyle arka tarafa geçelim. Yumurta almadım bugün. O güzel anı hep birlikte yaşayalım. Burası umarım ki güzel bir bahçe olacak. Artık geçtiğimiz yıl çünkü stajını yaptık. Az önce şu mavi brandaların bir kısmını çıkardım. Bazılarının yerini değiştirdim. Kablo yüzden. Güneş kessin dedim en azından. Üstte trapezi aç var. Bakın burada kuyumuz var arkadaşlar sulama için. Bunu da sizlere detaylı videosunu paylaşmıştım. Köy evlerinde bu hayati bir şeydir. Sağ olsun. Bu da bizim kullanımımıza açık burada. Ya sadece şunun için bile burada yaşadığım bütün zorluklara değer arkadaşlar, inanın bana. Günün en güzel anı böyle öğleden sonraları. Çünkü sabahları yumurtluyorlar genelde. Şöyle gelip bakar mısınız? Hazineye bakar mısınız? Yani koronavirüs olsa ne olur? Tabii ki olmasın Allah arkadaşlar. Bu işin esprisi ciddi bir konu ama. Hani böyle en azından aç kalmazsınız. Onu demek istiyorum eğer tavuk besliyorsanız. Şöyle toplamaya çalışacağım. Ama benim elim dahi hepsini toplamaya bilir arkadaşlar. Hadi yavrum bir tane daha. Hadi bakalım. Bakalım 6.yı alabilecek miyiz? Video başlığını atalım. Tek eliyle 6 yumurtayı taşıyan adam. Aldım. Hadi bakalım. Allah. Şu yumurtalığı görünce son derece mutlu oluyorum arkadaşlar. Bir de şimdi diğer tarafa geçelim. Bakın şurayı apar topar yapmıştım. Sonra sökmedim. İleride kömürlük olarak kullanabilirim. Biliyorsunuz bozi, eşek bozi. Böyle hızlı bir şekilde misafirimiz olmuştu. Sahibi tarafından terk edilmiş. Ciddi derecede yaraları vardı. Onu orada misafir etmiştik. Şimdi kömürlük niyetine kullanacağız. Şöyle bir de yan taraftaki verandayı göstermeye çalışayım sizlere. Çünkü asıl mutluluk orada. Tabi uyumuyorlarsa bilmiyorum. Şöyle geçelim. Güllerimiz tomurcuklanmaya başladı. Taşınma telaşı arkadaşlar, kusura bakmayın. Böyle biraz dağınıklık var. Burası benim engelli hayvanlar için yürüteç yaptığım tezgahlarım. Umarım ki diğer tarafta büyük bir atölye yapacağım. Neredesiniz? Nerede bu çocuklar? Bir bakayım ya. Çocuklar neredeymiş? Neredelermiş bu çocuklar? Neredeymiş bu çocuklar? Anam hiçbiri piyasada yok. Nasıl bir uyku? Nereye gittiniz? Nereye kaçtınız? Bakın bakayım be. Yok. Hiçbirisi yok arkadaşlar. Normalde burası böyle cümbür cemaat dolar. Bakar mısınız? Hiçbirisi yok piyasada. Acaba yem kabını oynatsam gelirler mi? Yok. Burada toplamda 8'i yaklaşık bir aylık yavru olmak üzere toplamda 13 tane kedimiz var arkadaşlar. Tabii ki sadece burada kalmıyorlar. Tamamı serbest geziyorlar bahçelerde. Diledikleri gibi özgürler. Umarım köy yavruları da sahiplendireceğiz. Burada neredeyse bütün köyün kedileri gelip arka taraftaki bahçede mama yiyorlar. Mama bırakıyorum. Mümkün mertebe pek çoğunu kısırlaştırdım. Ancak kısırlaştıramadıklarım oldu. Dolayısıyla onlar da yavru yaptılar. Umarım ki ilerleyen dönemde onları sahiplendirip kendilerini de kısırlaştırmış olacağız. Bir yandan bakmaya çalışıyorum yavrular ama hiçbirisi gerçekten piyasada yok. Hava çok sıcak. Herhalde bir yerlere girip uyudular. Ben sizlere yine de şöyle fotoğrafı bir paylaşmaya çalışayım arkadaşlar. Diğer videolarda kedilerimizi görebilirsin. Anam kimmiş? Gökçe geldi. Nerede yavrular? Nerede? Nerede? Anam gözlere bak, bir de uykulu. Nerede yavrular? Nereye kaçtılar? Efendim aşkım gel. Anam kapşa da geldi oradan. Nerede yavrular? Arka tarafa mı geçiyorsunuz serinlik olsun diye? Neyse, fotoğrafını paylaşacağım arkadaşlar. Umarım ki diğer videolarda zaten böyle hep birlikte oynadıklarını, o müthiş anları görebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Lütfen unutmayın. Satın alma deyin.
Öncelikle kiralamaya öncelik verin. O süre zarfında zaten araştırıp çok güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Kendinize dikkat edin. Her şey gönlünüze göre olsun. Mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın, gecikmeler oluyor. Umarım hepsini cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere.